Öncelikle yani ben Elfin Hanım'ın yorumuna aynen katılıyorum. Yani Türkiye'de çok sıkıntılı bir ekonomik tablo var ve aslında uzun süredir devam eden çok kötü bir ekonomik tablo var. Yani ağır enflasyon, yükselen fakirlik oranları, işsizlik oranı artıyor ve tabii bu çok farklı sektörlere, bunun içinde konut da var, işte iş piyasası var, tabii göçmenlerin yarattığı özellikle büyük şehirlerin belli mahallelerindeki sıkıntılar var, bunun güvenlik sorunu var. Bütün bunların hepsi bir evet gerçekten öfke olarak birikiyor. Dolayısıyla bizim aslında burada tartışmamız gereken öfkenin hangi gruba ya da aktöre kanalize edilmesi gerektiği sorusu. Yani aslında orada muhalefeti kendi içinde bölmeye çalışıyor derken tam da bunu kastetmeye çalışıyordum. Çünkü bu öfke birikmesine yol açan bozuk, yanlış, kötü politikaların tek bir aslında müsebbibi var. O da iktidar. Yani iktidarın 2016 yılına kadar o iktidar içinde olanların da bence eleştirilmesi gerekiyor. Ama tabii 2016 ya da 2017 sonrasında giderek tepe taklak bir şekilde hani devam eden bir kötü tablo var. Şimdi tabii buna Ümit Özdağ gibi figürlerin, ama bazen soldan da bu tarz eleştiriler geliyor. Muhalefet buna yeterli tepki göstermiyor. O zaman iktidarla eşdeğer sorumluluğa sahiptir. Muhalefetle iktidar arasında hiçbir fark yoktur. O zaman biz başka aktörlere bakalım gibi bir çizgi ortaya çıkıyor. Dediğim gibi yani bu sadece Ümit Özdağ özgü bir şey değil. Yani bence bazı işte sosyalist veya sol hesaplar ve entelektüeller, aydınlar da genelde hani bu tarz çıkışlar yapıyorlar. Ve işte bu kendi içinde gerçekten muhalefeti zayıflatan bir tablo yaratıyor. Çünkü bir, bu konuların sorumluluğu muhalefetin değil iktidarın omzunda ya da sırtında olmalı. Evet, muhalefetin bence iktidarı eleştirme konusunda yer yer yetersiz kaldığını da belirtmemiz gerekiyor. Çünkü özellikle işte Ümit Özdağ gibi bir figürün bu kadar hızlı bir şekilde yükselmesi, ki genelde biraz önce İbrahim Bey de buna değindi. Yani biz bunu başka Batı ülkelerinde de görüyoruz. Sağ popülist, hatta üç sağ popülist partiler ya da hareketler çok hızlı bir şekilde belli bir konuyu kullanarak, sömürerek yükseldiklerinde aslında öyle bir problemin olduğunu ve var olan siyasi aktörlerin veya partilerin bu soruna yeterince doğru tepki gösteremediğini veya çözemediğini de bize gösteriyor. Şimdi dolayısıyla Millet İttifakı'nın veya Altılı Masa'nın şapkasını önüne koyup bu konuya gerçekten somut ne tip çözüm önerileri getirebilir ve bunu seçimi nasıl kazan, yani bu öfke, biriken öfkeyi seçimi kazanıp bu iktidarı değiştirmek için nasıl daha olumlu bir yere kanalize edebilir noktalarını biraz tartışması ve bu konuda bir program ortaya koyması gerekiyor. Şimdi belki de yapılması gereken ilk, atılması gereken ilk adım Altılı Masa'nın kendi içine tartışmasından önce bu siyasi partilerin, yani belki 6 siyasi partinin tek tek kendi siyasi görüşleri, tabanları, kadroları çığında bu sorunlara nasıl cevap vereceklerini, nasıl çözmeyi düşündüklerini, hangi kadrolarla çözebileceklerini kamuoyuyla paylaşmaları, Altılı Masa sonrasında bu farklı fikirler, önerileri bir araya getirmesi gerekiyor. Şimdi eğer siyasi partiler kendi içlerinde sağlıklı bir şekilde bu tartışmayı yapmadan Altılı Masa'da bunu tartışırlarsa, o zaman partiler arasında sanki hiçbir fark yokmuş gibi bir izlenim uyanacak seçmenlerde ve işte o zaman muhalefete dışarıdan bakan ve bu şekilde sert eleştiri yapan aktörlerin de biraz önü açılacak. Hocam mesela peki bir soru tam bu noktada. Dediğiniz şey önemli. Yani bunu aklı selimle tartışan ve bu anlamda çözüm önerilerini anlatmaya çalışan bir muhalefet, bir altılı masa dediniz ya, ve her biri ayrı ayrı belki bu çözüm önerilerini, kendilerinin bakış açılarını anlatır. Ama şimdi öyle bir noktadayız ki, yani işte bakıyoruz, hakaretlerle konuşulduğu, düellolardan bahsedildiği, az evvel Müslüm Bey'in dediği gibi sağlıksız bir ortamda yapılan bir tartışma. Böyle bir gürültü içerisinde o sağlıklı ortamdaki tartışma nasıl duyulacak? Ya da duyulabilir mi?
Şimdi böyle bir gürültü içinde, yani şimdi mesela ben evde otururken sokaktan biri bana küfrederek bağırsa evin önüne çıkıp bu insanla kavga etmem, değil mi? Şimdi dolayısıyla Ümit Özdağ'ın veya başka bir uç sağ figürün bu şekilde siyasi seviyeyi düşüren ve hakaret eden bir açıklamasına herhangi bir muhalefet partisi genel başkanının cevap vermesine gerek yok. Hatta bence muhatap almasına bile gerek yok. Ama siz seçmenler nezdinde bence bu önemli ve ciddiye alınması gereken sorunu veya kaygıları cevap verecek şekilde programlar ya da öneriler ortaya koymaya başladığınız zaman zaten işte o siyasi tartışmanın seviyesi biraz artmaya başlayacak. Tabii burada şunun da altını çizmek istiyorum. Gerçekten İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hani bu figürlerin işte Ümit Özdağ'ın, Süleyman Soylu'nun birbiriyle yaptığı kavgadaki seviyeyi gördükten sonra partisini kurarak ve partisini ülkücü bir gelenekten gelip merkeze ya da merkez sağa taşımaya çalışarak ne kadar büyük bir hizmet yaptığını Türk siyasetine ve Türk toplumuna ve ne kadar büyük ve zor bir işlevi üstlendiğini de sanırım kabul etmek gerekiyor. Şimdi dolayısıyla ben özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İyi Parti'nin bu konuda biraz daha ön alması gerektiğini düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2016'da yazdığı bir rapor var ve aslında siyasi partiler içinde bu konuda en son umut programı ya da önerileri ortaya koymuş parti CHP. Ama tabii bu rapor sanırım 2016'da yazıldı. Şimdi artık 2022 yılındayız. Türkiye'deki göçmenlerin koşulları değişti. Dünya siyaseti değişti. Göçmen sayısı arttı. Şimdi dolayısıyla o raporun yeniden belki yazılması, revize edilmesi gerekiyor. Belki İyi Parti'nin merkez sağı ve belki onun da daha sağında yer alan seçmenleri temsil eden ve etmeye çalışan bir parti olarak İyi Parti'nin de somut önerileriyle çıkması gerekiyor. Ve bunun üstünden bence yapılan bir tartışmayla muhalefet, altılı masa veya Millet İttifakı inisiyatifi tekrar üstüne alabilir. Çünkü benim bu konuda gördüğüm, yani en endişe ettiğim nokta, yani ben Zafer Partisi'nin çok büyük bir oy oranına ulaşacağını düşünmüyorum. Çünkü işte Ümit Özdağ bugünkü yaptığı açıklamayı mutlaka siz de izlemişsinizdir. Etrafındaki kadroda hiçbirimizin tanıdığı bir figür yok. Kendisiyle birlikte yola çıkan milletvekillerinin hepsi partiden ayrıldı. Dolayısıyla bu parti çok ciddi bir örgüt ve kadro sorunu çekecek. Zaten bu nedenle bütün kampanyasını tek kişinin öne çıkabildiği bir sosyal medya mecralarına çekmiş durumda. Dolayısıyla paniklemeden, kaygılanmadan ve bu kavga ortamına katkı sunmadan bir kaliteli tartışmayı muhalefet partilerinin ben başlatabileceğini düşünüyorum. Ve gerçekten hani orada sağ seçmenlere ulaşma konusunda İyi Parti'ye önemli bir rol düşüyor ki anketlerde de yavaş yavaş yükseldiklerini görüyoruz. Böyle bir tartışma başlarsa zaten bu üslup kendi kendini yok edecek önümüzdeki sene içinde. Ama işte muhalefetin buna bir çözüm önerisi getirmesi gerekiyor. Burada şunun da altını çizmem lazım. Yani tabii ki popülist hareketlerin şu konuda bir avantajı var. Zaten bunu işte Ümit Özdağ konusunda da görüyoruz. Şimdi Türkiye'de yaklaşık 5 milyona yakın göçmen yaşıyor. Müslüm Bey bence güzel bir şekilde özetledi. Yani Türkiye'nin bir göç politikası oluşturması gerekiyor. Bu göçmenlerin kimisi Suriye'ye geri dönmeli, kimisi üçüncü ülkelere geri dönmeli ama kimisi de Türkiye'de kalacak. Çünkü Türkiye'de doğan insanlar var, artık Türkiye'de işe girmişler, Türkçe konuşuyorlar, Türkçe öğrenmişler. Şimdi sabaha kadar bunu kaliteli bir şekilde tartışırız. Ondan sonra Ümit Özdağ gibi bir figür gelir der ki ben 5 milyon kişiyi ya da 8 milyon kişiyi otobüslere koyacağım, onları Suriye'ye göndereceğim. O kadar kolay bir çözüm ki. Şimdi birçok insan hemen bu kolay çözümün üstüne atlayacak. Şimdi zaten sadece Türkiye'de değil, başka ülkelerde de popülist hareketlerin bu tarz, yani karşılaştığımız sorunlar çetrefil hale geldikçe popülist çözüm önerilerinin çok basit olduğu için aslında çekicilik oranı artıyor. Şimdi dolayısıyla bunu da fark ederek bir siyasi tartışmanın içine girmemiz gerekiyor. Mesela Ümit Özdağ'ın katıldığı programlarda kimse kendisine bu söylediği basit çözümleri nasıl yerine getireceğini sormuyor. 8 milyon kişiyi otobüsle gönderecekmiş. Kaç otobüs gerekecek? O otobüsleri nasıl finanse edeceksin? Bu insanları Türkiye'de yakalamak için acaba
ne kadar polis görevlisine senin ihtiyacın var? Suriyelilerden vatandaş olanların vatandaşlığını iptal edecekmiş. Böyle bir şeyin zaten hukuki temeli yok. Yani aslında Ümit Özdağ'ın karşısına doğru düzgün bir gazeteci çıkıp bu konuya hakim, kendisi zaten bu soruları sorsa, o basit çözüm önerilerinin ne kadar içinin boş olduğu, ırkçılığını falan geçtim, zaten ortaya çıkacak. Dolayısıyla muhalefet partileri somut bir şekilde bu konuyu tartışmaya başladıkları zaman gündemde değişecek. Ama peki, ciddiye almamız gerekiyor bu konuyu.